Merhaba arkadaşlar, GamerDBKM'a hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Bugünkü videomuz bir oynanış videosundan farklı bir video olacak arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ki kanalımızda 13. Cuma, Dead by Daylight vesaire çok atmasak da White Noise tarzı korku temalı birçok oyun mevcut arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz oyunlar ekiple çok fazla özdeşleştiği için, bu kelimeyi doğru mu söyledim bilmiyorum, böyle bir oyunun tanıtımını sizlere yapmak istedim arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şeyin altını çizeyim arkadaşlar. Oyun defalarca çıkmaya çalıştı veya çıkamadı, işte yaklaşık 2014-2015 yılından beri böyle sorunları oldu oyunun. O yüzden şu an vereceğimiz bilgiler %100 doğru bilgiler değildir, fakat resmi yerlerden alınmış, hani çok gerçeğe yakın olan bilgilerdir, haberiniz olsun. Sonra işte oyun çıktığı zaman şu 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 verdiğiniz bilgi yanlış veya da oyun şu 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 tarihe ertelendi, siz bu tarihte demiştiniz falan gibi itirazlar istemiyorum. Lütfen bu konuda anlayışlı olmanızı rica ediyorum. Oyunun teması arkadaşlar 5vs1 hayatta kalma korku esaslı bir oyun. Yani işte Dead by Daylight'te 4 kişi jeneratör yapıyorsunuz bir katile karşı. Kapıları açıp kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu oyunda da 5 kurban var, bir katil var. Yine aynı şekilde ekip olarak kaçmaya çalışıyorsunuz. Oyunun temel mantığı bu. Birazdan detaylı bir şekilde anlatacağız. Anlatacağız diyorum. Neden anlatacağız diyorum? Çünkü Mami kardeşim de yanımda. I'm the marketing director on Last Year. Last Year is an asymmetrical multiplayer horror game where one killer has to hunt down a group of teenagers. I'm playing as the Slasher, one of three playable killers that ships with the game. The game is set on Halloween night in 1996. We've been meticulously crafting a universe that draws you in and puts you in the center of your own 90s horror film. Survivors can actually fight back with weapons, so being the killer means you need to be smart and creative with how you attack your victims. One of the best ways to do this is with Predator mode. This lets the killer unspawn and turn invisible at any time. The killer can then move extremely fast, completely invisible to the other players, and use this to plan the perfect ambush or toy with the survivors. To spawn in or out, the killer has to be out of sight or use the environment as a spawn point. There's a couple of survivors now. It looks like Chad and Troy. They might actually have weapons already, so it could be risky to try and attack two people head on. What I'll do is unspawn and look before I plan my attack. First, I'll place a trap here. Last Year's built with different environmental spots, like this trapdoor that the killer can use to separate survivors from one another. Now I'm going to actually use that skylight up there as my spawn point. Now that I've trapped him, I'm gonna go in for the kill. Arkadaşlar, oyunumuz şu şekil. 5vs1 değil mi? 5vs1. 5 kurban, bir katil şeklinde. Konusu da üniversiteliydi değil mi bu 5 kişi? Aynen, üniversiteli. 5 üniversiteli 5 kişi ve aynı zamanda üniversitede geçiyor sanırım olaylar. Tabii. Kapalı bir alanda. Dışarı doğu falan çıkma var mı bilmiyorum. Aynen. Doğu tarafındaki bir üniversite. Doğu tarafındaki bir üniversite. Ve üstün güçlere sahip olan katillerle. Klasik. Katil zaten anasını gibi bir şey olmak zorunda. Evet, o yanı da var değil mi mesela? Katille de mücadele içine giriyorsun. Birbirinden farklı özellikleri sahip survivorlarla, karakterlerle yine birbirinden farklı özellikleri sahip katillere karşı mücadele edip ya hep birlikte ya da arkadaşlarını ihanet ederek kendini kurtararak kaçmaya çalışıyorsun. Orası çok ilginç bir nokta bence, ihanet ederek. Aynen. Şöyle bir olay var kanka. Dead by Daylight'te mesela tamam 4 karaktersin ama hepsinin görevi aynı değil mi? Hani jeneratör yapmak, kapıyı açmak, birbirini heal'lamak, kancadan asılanı almak. Tamam 4-5 görevin var ama aynı mantığa çıkıyor. Bunda sanırım anladığım kadarıyla benim öyle değil. Zaten birazdan karakterlerin tek tek açıklamasını yapacağım size ama dediğim gibi oyun çıktığında değişiklik gösterebilir. İşte sağlıkçı var mesela. Sağlıkçı olmayan sağlık yapamıyor sanırım değil mi?
Yani ya, ya da teknisyen var işte, mühendis de diyebiliriz ona. Mesela hacker o. O bilgisayarları hackliyor. Öbürü ne bileyim işte yaralanana cart edene yardım ediyor. Öbürü işte izci ekibinde yaralıyor, bilmem tuzakları görüyor, şeyleri yapıyor. Bir şekilde yani, hepsinin görevi farklı, ekip oyunu yani. Oyunun amacından tekrardan kısa bir şekilde bahsedeyim. Bu 5 karakterde öğrenci ve öğrenciler görüşürüz abi, hadi Allah'a emanet. Ben evet. Tekken buraları hep kesiyormuş da şimdi sen duydun olmadı. Çok oluyor mu böyle? O ay bacım. Yo hiç olmuyor abi. Öğrenciler olarak amacımız öğrenciler olarak oyunun amacı arkadaşlar doğu tarafındaki üniversiteden canlı çıkabilmek. Bununla birlikte çalışmalı, birlikte kaynak aramalı, aynı zamanda da silahlar craft etmeli. Göreviniz bu. Şimdi silahlar craft etmekten kast ne, ben çok anlayamadım açıkçası. Şöyle diyebiliyorum. Yani belki direkt bulduğun da oluyordur. Hani mesela dolabı açıyorsun. Beyzbol sopası falan değil mi? Mesela genelde bunlar okul dolapları falan alıyor. Hani aynen. Okulda geçtiği için ve Amerikan bir okul olduğu için. Aynen, zincir minciler boku bulursunuz. Şey var, futbol takımı kaptanı var. Adamın dolabında falan belki de beyzbol sopası geziyordu. Büyük ihtimal. Size güzel bir haber vereyim. Mesela alev püskürtücü craftlayabiliyorsunuz. Yani alev püskürtücü silah yapıyorsunuz. Katile yok ediyorsunuz onlarla yani. Katile karşı mücadele verebiliyorsunuz bunlarla. Öyle üst düzey silahları da craft edebiliyorsunuz. Malzeme bularak etrafta. Yani bu silah craft etmelerinin içinde ekstra görevler var sanırım. Hani mesela yok şurayı açmak için benzin topla falan diye tarzında birkaç görsel görmüştüm ben. O zaman katillerin amacına geçelim. Katillerin amacı da klasik. Tuzak kurarak kaçmaya çalışan insanları yakalamanız gerekiyor. Klasik, yine tek katil değil, birden fazla katil seçeneği mevcut. Nasıl oynamak istediğinizi siz belirleyebiliyormuşsunuz. Yani ister hızlı ve zayıf olan bir katili, isterseniz de güçlü ama ağır olan bir katili, klasik ters oranda seçebiliyorsunuz. Katillerin bir tane özelliği devreye giriyor. Predator modu. Bununla etrafta sanki no clip açmış gibi kimse sizi görmüyor. Plan yapmak için etrafı araştırabiliyorsunuz. Hani şu adamları görebiliyorsunuz. Şuradan gel. Bir dakika. Ahmet, bir Türkiye'de dakika. Gamer olmak adlı çalışma. Vallahi ne güzel gidiyordum. Tam yerinde girdin ya. Katiller noclip açmış gibi etrafta geziyor, plan yapabiliyor, tuzak kurabiliyorlar ve hani nereden geleceklerini hesaplayabiliyorlar. Ama o zaman bu noclip'in şöyle de bir dezavantajı olması lazım. Noclip'teyken saldıramıyor sanırım değil mi? Aynen, saldıramıyor. Sadece bir keşif modu. Her rol önemli yani değil mi? Hepsinin çıkmaları için hepsinin bir görevi var. Bir şekilde rollerini yerine getirmeleri gerekiyor. Gene bazı gördüğüm görsellerden yola çıkarak söylüyorum. İnsanların canı var. Dead by Deck gibi iki vuruşta düştüğünüz bir oyun değil. İşte herkesin 100 canı var. Mesela canınız 50'de kaldı mı onu tamamlayabilmek için bir medinizin olması lazım yani. O işlevde bir karakterinizin olması lazım. Oyuncular birlikte çalışmalı, birbirini korumalı ve ahlaki iklimlerle yüz yüze kalacaklar. Şimdi buradaki ahlaki iklimlerden kastımız ne oluyor Mami Bey? Tam bir önünde bir çıkış kapısı var diye hayal edelim. Evet. Ve arkandan da katil geliyor. Ve bir arkadaşın da orada, yani o arada ya kaçacak mısın yoksa ona yardım edecek misin diye klasik bir korku oyunlarının İkilemle aslında olan bir şey. İkilemle kalıyorsun aynen. Ve bunun gibi birkaç daha değişik şeyler olabilir. Hani mesela görevini tamamlamak yerine arkadaşını kurtaracaksın. Evet arkadaşlar, sıra oyundaki karakterler ve katillerin özelliklerine geldi. Tekrardan altını çiziyorum. Bu anlatacağım karakterler ve katiller oyun çıktığı zaman değişiklik gösterebilir. İlk karakterimiz Chad. Kendisi futbol takımı kaptanı. Amerika'da biliyorsunuz ki Amerikan futbolu normal futbol olarak da geçebiliyor. Dolayısıyla Amerikan futbol takımının kaptanı desem daha doğru olur. Zorbalığı sayesinde bayağı bir ün kazanmış bir insan. Yani anlayacağınız okulun biraz serserisi, zengini ve aynı zamanda da en ünlü olan kişilerinden bir tanesi. Ve tam bir parti canavar arkadaşlar. Zaten zengin olduğunu bu cümlemden anlamışsınızdır. Chad, Amerikan futbolu yaptığı için gücüyle ön plana çıkan, dolayısıyla saldırı sınıfında yer alan bir karakter. Grubunu savunmak ve güçlü saldırılarıyla katili stunlamak için ideal karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Troy, 18 yaşında. Troy, destek ekibinde yer alan bir karakter arkadaşlar. Takımı için ek saldırı gerektiğinde veya savaş koruması gerektiğinde bunu sağlayan kişi Troy. Diğer özelliği ise katile tuzaklar kurabiliyor arkadaşlar. Yani katillere de tuzak kurabiliyorsunuz. Bir diğer karakterimiz Amber, 17 yaşında. İzci ekibinde yer alıyor. Ve Amber, Chad'in kız arkadaşı arkadaşlar. Ve okuldaki en popüler kız, zaten en popüler erkek, en popüler kız, doğru bir orantı kurmuşlar. Amber bir izci olduğu için çok fazla güç sergileyemiyor veya da katile saldırı düzenleyemiyor arkadaşlar. Fakat çok hızlı koşup tuzakların yerini fark edebiliyor. Yani katillerin size kurduğu tuzakları Amber sayesinde fark edebiliyorsunuz. Ve şu şekil bir ayrıntı ekleyeyim. Amber tuzakların yerini gördüğü zaman diğer oyunculara da tuzakların yerini spotlayabiliyor, yani işaretleyebiliyor. Böylece diğer oyuncular da orada tuzak olduğunu fark edip ona göre önlemlerini alıyorlar arkadaşlar. Bir diğer karakterimiz Nick, yaşı 15. Nick teknisyen, yani mühendis de diyebiliriz. Aynı zamanda da ekibin hacker arkadaşlar. Nick bilgisayar ve elektronik cihazların
büyücüsüdür diyerek tanımlayabiliriz. Ve Santraç Kulübü başkanıdır arkadaşlar. Biraz zaten zeki, o tarz bir şey olduğunu net bir şekilde anlamışsınız zaten hacker olmasından. Teknisyen olduğu için kilitli kapıları açmaktan anlar, telefon hatlarını tamir eder ve grubu hayatta tutmak için okul bilgisayarlarını hackleyebilir arkadaşlar. Zaten görevi bu. Son karakterimiz ise Samantha arkadaşlar. Yaşı 15 ve ekibin sağlıkçısıdır. Doğu tarafındaki üniversitede popüler olmayan bir kız arkadaşlar. Ve gizliden gizliye Chad'e aşık. Fakat biliyorsunuz ki Chad Amber'la sevgili. Yaz aylarını yani yaz dönemlerini ilk yardım eğitimi veren bir kampta geçirdi. Bu yüzden ilk yardım yeteneğine sahip bir insan haline geldi. Survivor'larımız yani kurbanlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi de sırada 3 adet katil var. İlk katilimiz Giant adlı katil. Bu karakterimizin hikayesi hapishaneden ergenlerin kanına susadığı için kaçtı olarak geçiyor arkadaşlar. Yani işte 15, 18, 20 yaş arası insanlarla uğraşmayı seven bir katil olduğunu belli ediyor. Bu katilin özelliği zaten isminden de anlamışsınızdır ki ismi dev anlamına geliyor. Kurbanları tutup duvardan duvara fırlatabiliyor arkadaşlar. Güç ağırlıklı bir karakter, yine isminden anlamışsınızdır. Çok güçlü ve fazla hasar alabilme yeteneğine sahip, yani dayanıklı, fazla hasara karşı dayanıklı bir karakter. Fakat zaten tahmin ediyorsunuzdur ki güçlü, dayanıklı fakat yavaş bir karakter. Yani bunun yanına bir dezavantaj eklemeleri şart zaten. Sıradaki katilimiz ise The Slasher. Yaşı 52. Saldırı klasında yer alan bir katil. Bu katilimizin hikayesi şu şekilde. Doğu tarafındaki üniversitede çılgın bir hademedir arkadaşlar. Favori silahları balta, pala ve belki de bir testere. Kurbanları öldürmek ve ölümcül tuzaklar kurmak için en güçlü ve en hızlı katildir arkadaşlar. Ve son katilimiz Strangler adlı katil. Kurbanlarla uğraşmayı seven dengesiz bir serseridir arkadaşlar. Uğraşmayı sevenden kastımı şimdi anlatacağım özelliğinde zaten anlayacaksınız. Kurbanları hızlı bir şekilde hamle yaparak onları çıplak ellerinizde tutabilirsiniz. Bir kere yakaladığınız bir oyuncuyu kaçırıp bir yere tutsak edebilirsiniz. Diğer oyuncular onu kurtarmak zorunda kalacak veya da onu ölüme terk edeceklerdir arkadaşlar. Bu ise onların elinde olan bir şey. Burada ise ahlaki iklimler dediğimiz olay devreye giriyor. İşte ister arkadaşınızı kurtarırsınız, isterseniz onu satıp kendi görevinize veya kendi kaçış planınıza devam edersiniz. Çıkış tarihinden mi bahsediyoruz Mami Bey? Evet. Sanırım en sakıncalı konu. Çıkış tarihi en tartışılma konusu. Çünkü oyun başta da açıkladım. Defalarca çıkmaya çalışmış bir oyun. Ben bu oyunun 3 tane falan trailerını izledim arkadaşlar. Hepsinde 2015'in sonu, 2016'nın sonu, 2017'nin sonu gibi söylemler vardı. 2014 tarihinden beri çıkmaya çalışıyor. Aynen. Bu tamam. Oyun neydi? Bağışla çıkmaya çalışan bir oyundu değil mi? Aynen, bir indie bir oyun, yani bağımsız yapımcı tarafından geliştirilen bir oyun ama şu an bildiğin kitlesi oluşmuş bir oyun. Hatta bir yerde PAX diye bir etkinlik vardı, hani böyle bir GameX gibi bilirsiniz, öyle bir etkinlik var. Bir fuar orada, yani. Orada şanslı bazı oyunculara bu oyunun betasını oynattılar. Full halini oynattılar, yani betasını oynattılar. Twitter'dan yayınladıkları bir şey vardı, onu çok kısa bir şekilde çevirebilirsin istiyorsan. Şu an çıkış tarihiyle ilgili bir resmi bilgi veremiyorlar. Yani tek söyledikleri bize oyuna ileriki zamanlarda çok, yani şu an oyun için bir sürü yeni içerik üretmeye çalışıyoruz ve ileriki zamanlarda çıkış tarihini açıklamayı planlıyoruz diye bir açıklamadır bu. Ve şöyle, biz defalarca bu oyunun çıkmasını cidden bekledik ve hani her seferinde iptal oldu gibi bir kanıya vardık, fakat böyle bir de bir açıklama yapmışlar sanırım. Hani iptal oldu düşüncelerini ortadan kaldırın gibisinden de bir şey demişler. Oyunumuz iptal olmaya çok uzak demiş yani, diye bir açıklama var. Aynı anlama çıkıyor. Bizim de korktuğumuz oydu zaten ve böyle bir açıklama yaptıkları için size de böyle bir, açıkçası oyunu hype'lamak için bir video çekmek durumunda kaldık ve zaten oyun çıkarsa bir şekilde 13. Cuma ve DBD'ye yaptığımız gibi rehber, gameplay, merak ettiğiniz her şey, eğlenceli bir sürü içerik çıkartırız arkadaşlar. O konuda zaten bizden çok sizin tecrübeniz vardır. Neler yapabileceğimizi tahmin edersiniz. Evet arkadaşlar, kısa bir şekilde toparlayayım. Dediğim gibi verilen bilgiler kesinlikle %100 doğru değildir. Bunu tekrar söylüyorum. Ancak resmi yerlerden alınmış bilgilerdir. Onu da ekleyeyim tekrardan. Hani ne tamamen sallama ne de tamamen %100 gerçek. Çünkü yapımcılar defalarca açıklama yapıyor. İşte oyunla ilgili şunu değiştirdik, şu beğenilmedi. Fuarda oynatılmış oyun, Mami'nin de açıkladığı gibi. Zaten biz konuşurken, karakterleri anlatırken bir şekilde arkada size trailerını ve gameplay videolarını izlettim. Oyunla ilgili fikriniz, düşünceleriniz ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda inşallah bir aksilik çıkmaz da o dönemlerde yayıncılığa devam ediyor olursam yayınlarda da bol bol hem sizlerle hem ekiple birlikte bu oyunu oynarız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir oyunu. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Yararlı bir video olmuştur. Belki aranızda oyunu takip edenler de vardır. Onlara da biraz daha detaylı bilgiler vermiş olduk. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.